Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerinde Haşr'ın cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifaen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki Esma-i İlahiyenin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Ve hılkat-ı kainattaki makası-ı ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve ihsanat-ı Rabbaniye'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Halık'ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden Halık-ı Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkur hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir. O meşere gönderir. Sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemal-i ehemmiyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihzar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki dar-ı ahirette cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanidir. Ve saadeti ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Acaba hiçbir ciheti ihtimali ve imkanı var mı ki bu adi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip nihayetsiz mucizatlı maddi taamlarıyla onu minnettar ederek her vakit tesadüfsüz, kasti olarak fiilen cevap veren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve o Halık'ın güzidesi ve perestişkârı olan nev-i insanın insaniyet mide-i kübrası ile külli ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten istediği cismani lezzetleri dar-ı bekada verilmesine dair hadsiz umumi duaları kabul olmasın ve haşr-ı cismani ile fiilen cevap verilmesin. Onu ebedi minnettar etmesin. Adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin kemali ehemmiyetle teçhizatına baksın, orduya hiç bakmasın, ehemmiyet vermesin. Bu 100 derece muhal ve batıldır. Evet, ve fîhe mâ teştehîhil enfüsü ve telezzül a'yunu ayetinin sarahat-ı katiyesiyle insan en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek, tadacak. Ve lisan, göz ve kulak gibi azaların ettikleri halis şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatları o uzuvlara mahsus cismani lezzetleriyle verilecektir. Kur'an-ı Mucizül Beyan o derece cismani lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki başka tevirleriyle manayı zahiriyi kabul etmemek
imkan haricindedir. İşte iman ahiretin meyveleri ve neticeleri gösteriyorlar ki, nasıl ki azay insaniden, midenin hakikati ve ihtiyacatı, taamların vücuduna kat'i delalet eder, öyle de insanın hakikati ve kemalatı ve fıtri ihtiyacatı ve ebedi arzuları ve iman-ı ahiretin mezkur netice ve faydalarını isteyen hakikatleri ve istidatları daha kat'i olarak ahirete ve cennete ve cismani baki lezzetlere delalet ve tahakkuklarına şehadet ettiği gibi, bu kainatın hakikati kemalatı ve manidar tekvini ayatı ve insaniyetin mezkur hakikatleriyle alakadar bütün hakikatleri dar ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve haşrin gelmesine ve cennet ve cehennemin açılmasına delalet ve şehadet ettiklerini, Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 10. ve 28. iki makamı, 29. sözler ve 9. şua ve münacaat risaleleri hüccetlerle parlak ve şüphe bırakmaz bir tarzda ispat etmişler. Onlara havale ederek bu uzun kıssayı kısa kesiyoruz.